Selamlar arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte bundan tam 7 sene önce, yani 2015 yılında piyasaya çıkmış olan GTX 960 ekran kartı 2022 yılında hala alınır mı, alınmaz mı sorusunun cevabını vereceğiz birlikte. Elimde bulunmuş olan GTX 960 Evga markasına ait ACX20 modeli olarak geçiyor. GTX 960 128 bitlik bir değere sahip. 6 pinlik bir güç girişi olduğunu görüyoruz ve bilgisayarımıza DDR5 ile bağlantı sağlıyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere GTX 960 eski bir kart ve elimdeki kart da zaten yaldır yaldır bu döneme kadar kullanılmış bir kart. Şimdi çok fazla teknik detaylarla sizleri boğmak istemiyorum. Birlikte bir oyun testi yapacağız. 2022 yılında ne kadar çözebiliyor, bunları testlerle birlikte sizlerin görmesini sağlayacağım. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçeceğim. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Öncelikli olarak GTX 960'ı Valorant'ta test ediyoruz. Valorant'taki bütün görüntü ayarlarımız şu an için en düşük grafik ayarlarında. Ortalama menüdeyken 800.000 FPS arası bir şey alıyoruz. Tabii oyuna girdiğimizde ne olacak? Bu beni gerçekten çok meraklandırıyor. Hemen buradan oyna diyorum. Ölüm kalım savaşı diyorum ve başla diyorum. Hemen bir maça girelim, bakalım neler bizi karşılayacak. Evet, şimdi düşük ayarlarda 200-250 FPS arası oyun içerisinde aldığımızı gördük. Zaman zaman 170-180'lere düştü ama o da gayet normal bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi burada ne varsa ben her şeyi en yükseğe alıyorum. FX, AA, 16X, açık ne var ne yok alayını açtım abi. Gördüğünüz gibi VSense hariç her şeyi en yüksek ve açık hale getirdim. Şu an menüde demin 1000 FPS'leri görürken şu an 350-400 göremedik daha, 390 civarında. Şimdi hemen hızlıca tekrar bir ölüm kalım maçına giriyorum. Oyun içerisindeki de FPS'i birlikte görmüş olalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi en yüksek grafik ayarlarında da ortalama 200-250 FPS arası aldığımızı da gördük. Şimdi sizlerle birlikte bir de Cyberpunk testi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Cyberpunk testini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere bütün ayarlarımız en düşükte. En düşük ayarlarda bir deneyelim. Şu an menüde 163-165 FPS bandında görüyoruz. Hemen oyun içerisinde girdiğimizde de yani 23-24 FPS'ler aldığımızı söyleyebilirim en düşük ayarlarda. Araç içinde 20 FPS'ler kadar düştü. Yani burada çıkartacağımız sonuç sanırım GTX 960 ile Cyberpunk oynayamayacağız gibi gözüküyor. Değerler gördüğünüz gibi yani 20-30 FPS arasında oynayabiliyoruz. Şimdi bir de Battlefield 5'e bir bakalım. Evet arkadaşlar, 1080p'de Battlefield 5'imizi açtık. Ayarlarımıza da şöyle baktığımızda bütün ayarlarımız en düşüklerde. Şimdi hızlıca online bir oyuna giriş sağlayacağım. Bakalım ne göreceğiz. Şu an menüde 150-200, bazı yerlerde 50 FPS'e falan düşüyor. Bakın oyun içindeki performansını merak ediyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Battlefield 5'te de yani en düşük ayarlarda ortalama 50-60 FPS arası alabildik. Yani gayet rahat bir şekilde oynayabildim ben. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım, sürekli ölmem dışında. Şimdi birlikte bir de Call of Duty'nin testini yapacağız ve videomuzu kapatacağız o şekilde. Evet, şimdi Call of Duty Warzone'a girdik. Options bölümüne geliyorum ve buradan grafik bölümüne girdiğimde tüm ayarları en düşüğe aldığımda oyun içerisinde 40 ile 60 FPS arasında bir FPS alıyorum ama tabii gerçekten her yer piksel piksel ve çok da iyi değil açıkçası. Yani GTX 960 ile Warzone oynarken de biraz zorlanacağız gibi gözüküyor açıkçası. Thank you.
Gördüğünüz gibi Call of Duty'de de menüde 50-60 FPS arası, oyun içerisinde de 40, bazı yerlerde 37-38'lere kadar düştük. Artık yorumu da sizlere bırakıyorum. Sizler de yorumlarda kendi yorumunuzu belirtirseniz çok sevinirim. Sizlerle birlikte bir tane GPU stres testi buldum. Şimdi onu yapalım bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi stres testimizi gerçekleştirdik. Ortalama 9 dakika 20 saniye gibi bir stres testimiz oldu. Burada da ortalama kendini 70-71 derecelerde sabitledi ekran kartı. Evet, testlerde de zaten GTX 960'ın performansını görmüş olduk. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sizler de fikrinizi yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayınız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini de istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.